Herkese merhaba, AutoCAD dersleri ikinci videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde line komutunu göreceğiz. Bir önceki derste de gösterdiğimiz gibi bu aracı çalıştırmanın birden fazla yolu var. İsterseniz bu menüden direkt line'a tıklayarak aktif edebilirsiniz. Sol tıkla tıkladığınızda çizginiz oluşmaya başlayacaktır. İsterseniz de klavyenizden direkt line yazıp enter'a basarak tekrar bu komutunuzu aktif edebilirsiniz. Space'e basınca son kullandığınız araç aktif olur. Zaten komut satırından da görebilirsiniz. Son girilen komut line olduğu için space'e ya da enter'a bastığınızda yine aynı aracı aktif edecektir. Şimdi line'ımı seçiyorum. Mouse sol tıkıyla tıkladım. Kendime bir başlangıç noktası belirliyorum. İlk değer, bu 800-900 yazan kısımdaki ilk değer bizim uzunluğumuz. Tab tuşuna basarak ikinci değeri aktif ediyorum. Bir yanındaki değeri. Bu da açı değerimiz. Tab tuşuyla bu ikisi arasında, açı ve uzunluk arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin ben uzunluğumun 200 birim olmasını istiyorum. Tab tuşuna bastım. Açımın da 30 olmasını istiyorum. Enter dedim. Bana bu line'ımı çizdi. Bu arada mouse'un orta tuşuyla zoom yapabilirsiniz. Tekerleğinizle. Şimdi iki seçenek var. Diyelim buradan rastgele bir çizgi attım ortaya. Serbest olarak çizmeye devam ediyorum örneğin. Aşağıda komut satırınızda Close ve Undo yazıyor. Close'a bastığınız zaman mouse'unuz nerede olursa olsun, mesela şöyle tıkladım, nerede olursa olsun çiziminizi tamamlar. En baştan tekrar yapıyorum herhangi bir değer göstermeden. Serbest bir şekilde çizimimi yapıyorum. Mesela Undo. Undo da bir adım geriye gitmeye yarıyor. Buna tıkladığım zaman bir adım geriye gider. Aynı zamanda şu anda line'ımı bırakmamışken C harfine basıp Space ya da Enter'a bastığımda yine aynı komutu uygulamaya devam edecek. Ya da U harfine basıp tekrar Space ya da Enter'a bastığınızda bunu aktif edecek. Çizimi o anda gerçekleştiriyor olmanız, o çizimi yapıyor olmanız bu komut satırını kullanmanıza engel değil. Herhangi bir çıkış yapmıyorsunuz çalışmanızdan. Şimdi bunu siliyorum. Tekrar line'ımı alıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci değere geleyim. Açı değerimiz herhangi bir net değeri yakalamıyor. Yani 5, 10, 15 ya da 30, 60, 90 gibi çeşitli açı birimleriyle birlikte ilerlemiyor. Bunun için öncelikli olarak bahsetmemiz gereken şey orto mod. F8 ile orto modu aktif ediyorum. Bunu çizminizi yaparken de aktif edebilirsiniz. Mesela tekrar F8'e bastım, orto moddan çıktım. Tekrar F8'e basıyorum, orto modu aktif ediyorum. Orto mod sizi 90 derece ve katlarına kilitliyor. Burada diyelim düz bir çizim yapacaksınız, herhangi bir kavisi yok, çizimin herhangi bir açı değeri girmenize gerek yok. Bu sayede atıyorum 1000 değerini verdim. Yukarı ya da aşağı bu yönde hareketlerle orta mod çalışır. Sağa doğru da 1000 dedim. Sonrasında bakın extension sayesinde, yani şuradan açtığımız extensionlar, yani hayali çizgiler sayesinde sizin devam edeceğiniz hayali çizgiyi gösterir. Bunu referans alarak size hayali bir çizgi oluşturur. Yine de her zaman daha sağlıklısı değer girerek hareket etmektir. Hem ne yaptığınızı bilirsiniz, hem kontrol sahibi olursunuz. Tekrar 1000 değerini girdim. Enter'a bastım. Eğer isterseniz çiziminizi devam ettirebilir, isterseniz de C harfine basıp, yani close komutunu çalıştırıp tekrar Enter'a bastığımda çizimimi tamamlar. Orta mod F8 ile aktif olan bir moddur. Bir diğer bahsetmemiz gereken şey polar tracking özelliği. Polar tracking ile orta mod birbirine zıttı çalışır. Daha doğrusu F8 ile orta modu aktif ettiğinizde polardan çıkarsınız. Poları F10 ile aktif ettiğinizde ortodan çıkarsınız. Peki bu polar tracking nedir? Şimdi şu anda polar tracking'im açık. F8'e basıyorum. Az önceki orta modumu tekrar aktif ediyorum. F10'a basarak polar tracking'imi açtım. Ben açılarımı 5 ve 5'in katları şeklinde gidecek şekilde ayarlamıştım. Buradan da gördüğünüz gibi size hayali çizgi, yani extension'ı veriyor. Diyelim 30 derecelik bir açıda ya da
40 derecelik bir açıda 400 birimlik bir çizgi çizmek istedim. Sizin mouse'unuzu bu extension çizgisi üstünde istediğiniz açıyla tutmanız yeterli. Ama taba girip tekrar taba basıp buradan istediğiniz açıyı verme imkanına sahipsiniz. Polar tracking'de gördüğünüz gibi çeşitli açı değerleri ve bunların katları şeklinde size extension'lar oluşturuyor çiziminizi kolaylaştırmak için. Tracking settings'te eğer isterseniz additional angle girebilirsiniz. Yani mesela ben 23 derece ve katlarını görmek istiyorum dedim. Bunu okeyledim. Şimdi line'ımla giriyorum. 23 dereceye geldiğinde gördüğünüz gibi size bir extension oluşturuyor. Hemen bakıyoruz. Son yaptığınız özellik, son oluşturduğunuz, atadığınız açı değerleri bir altta yer alır. Eğer isterseniz bunu tekrar silebilirsiniz ve bunu 90'a getirebilirsiniz. Ben ağırlıklı olarak 5, 10, 15 gibi değerlerle çalışıyorum ama istediğiniz an bundan çıkıp istediğiniz zaman tabla kendi açı değerinizi girerek çiziminize devam edebilirsiniz. Peki F10'a tekrar bastım, polar tracking'i kapattım. Şimdi açı konusunda tamamen serbest kalıyorsunuz. İstediğiniz açı değerinde, istediğiniz uzunlukta line'ı oluşturup çiziminizi yaratabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.